Arkadaşlar, Ela Gözlü Prim Geldi adlı eseri çalışacağız. Daha önce kanalımda paylaşmıştım sizlerle. Kaynak kişi Aşık Daimi. İki farklı versiyonunu göstereceğim. Bir takmalı tezenek kullanacağız eser içerisinde. Bir de aşıklama tavır atacağız. Takmalı tezeneler önemli. Zaten videonun başında da çaldığımda ilk başta takmalı tezeneler ile giriş yaptım. Daha sonra aşıklama tavır attım tüm telleri kullanarak. Takmalı tezenek kısmında arkadaşlar, notalara biraz daha uzun basıyoruz ve takmalı tezenelerde sesleri daha tane tane algılıyoruz. Baskılarımız da sağlamlaşıyor ve karar seslerine daha çok hakim olmaya başlıyoruz. Bu arpej çalışmaları önemlidir. İlk başta o şekilde başlayalım. Daha sonra karar seslerini aşkıma tavrı atarız. Şimdiden kolay gelsin. İlk ölçüden başlayalım. Do, sol, do diye başlamış. Ne yaptım? Do karar bastım. Bekliyorum. Yüzük parmağıyla serçe parmağına destek verdim burada. İlk do'yu vurdum. Beşinci parmak zaten altında yazıyor notanın. Sonra dördüncü parmak. Yani sol, do. Sol derken üzerinde takmalı tezene işareti var. İki tane ok üst üste. Sol, do. Do, sol, do şeklinde alacaksınız. Do, sol, do, do, e, la. İlk do es görevini görüyor. Yani es, e, la diye de okuyabiliriz. Devamında do, mi, 5, 1 parmak numarası. Gözlüm. Do, sol, do, do, mi. İlk ölçüyle biraz fazla uğraşacağız arkadaşlar. Devamında da gelip oldu tartım var. Do, do, re, si. Burada do, do derken takmalı tezene aşağı aşağı iniyor. Do, do. Sonra re, si. Yukarı yukarı çıkıyor. Do, do, re, si. Si notamız orta tel 6. sırada. Ona dikkat edin. Ve orta parmakla bastım. Yüzükle basmadım. Çünkü do, do, re, si. Do kararda yüzükle bastığım için bu böyle geçmez hemen. Do, do, re, si. Yavaş yaparsam olur ama bu eser seri çalındığı için arkadaşlar en yakın parmak ikinci parmak. Do, do, re, si. Şimdi bu çok güzel bir tezene egzersizi ve takmalı tezene egzersizi. Ne yapacaksınız? Metronom ile çalışma yapacaksınız. Arkadaşlar bağlamanızı ilerletmek için metronom şart. Ne kadar iyi bağlama da çalsanız, metronom ve ritim duygunuz yoksa arkadaşlar o bağlama çalışınız. Yani eksik olur, öyle söyleyeyim. Şimdi burada mesela videoyu durdurup şöyle bir metronom atacağım size. Şöyle göstereyim. Burada ibri 80'e getirelim. Bastığımda tik tak tik tak. Mesela do do re si'de bir çalışma yapalım, metronom çalışması. Metronom genelde ağır tutun. Yapabildiğiniz kadar ağır. Hızlı değil. Şimdi tik tak tik tak. Tik dediğinde do do yapalım. Tak dediğinde res yapalım. Tik tak. Do do resi. 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 Tik tak. Do do re si. Önce böyle başlayın. Do do re si tik tak. Do do re si. 5 dakika böyle çalışın. Do do re si tik tak. Tik tak. 5 dakika sonra arkadaşlar bir en az 5 dakikada şöyle çalışın. Durmadan.
dakika çalışmış bulunduk arkadaşlar. Bunu yani 5'er dakika 5'er dakika en az çalışmanız lazım. Daha iyi çalmak için de arkadaşlar 10'ar dakika 10'ar dakika şeklinde setler halinde çalışabilirsiniz. Metronom herkesin bilmesi gereken bir çalışmadır. Herkes ritimli çalmak zorunda arkadaşlar. Bana gelen işte Instagram ve Facebook'tan videolar geliyor. Herkes işte çoğu kişi işte verdiğim dersleri çalıyor, icra ediyor, notaları çalıyorlar ama genelinde tek sorun arkadaşlar ritim sorunu oluyor. Parçayı gidiyor, çalıyor, çalıyor, çalıyor. Bazı yerlerde hızlanıyor, bazı yerlerde yavaşıyor. Parça kendiliğinden işte ritmi değişiyor içerisinde. Yani onun farkında olmuyorlar genelde ama metronomla onu düzeltirsiniz. Bu tür çalışmalar yaparak sabır istiyor arkadaşlar. Bu işin temeli sabırdır. Ve metronom çalışmasını bütün enstrümanlarda, bütün uzman, profesyonel, virtüöz bağlamacılar kullanıyor. Bunun sistemi budur arkadaşlar. Ben de artık derslerimde, paylaştığım videolarda buna ağırlık çalışmalar yapacağım sizlerle. Evet. Birinci ölçünün ilk 3 dörtlüğünü çalalım. Do, sol, do, mi, do, re, si. Devamında da do çek do çek do. Şimdi si'de kalmıştı parmak. Kaldırmıyorum. Do çek. Dur sa tartımı gibi. Çünkü do'nun noktası var. Do çek. Devamında da do çek do. Karaman gibi. 32'likler ama karaman gibi duyuluyor. Şimdi do çek do çek do. Orta parmağıma bakın. Do çek do çek do. Toparlıyorum. Do, sol, do, mi, do, re, si, do, çek, do, çek, do. Estela gözlü pirim yendi diyorum. İkinci ölçü. Do, sol, do, mi. Aynısı. Do, re, si gelmiş. Bu sefer ne yapmış? Do, re, si dememiş de işte mi. İşte meydan diyecek ya. Do, re, si. Do, re, si. Gibi duyuluyor. Do, re, si. Finalinde de do, çek, do, çek, do. Do, çek. Bakın do, si. Parmağı esnetin. Değil de bu da çok görülen sorunlardan biri arkadaşlar. Parmak esneyecek. Alt telin üzerine kadar gelecek serçe parmak. Toparlayayım. Çift nokta var. Do, sol, do, mi, do, re, si, do, çek, do, çek, do, sol, do, mi, do, re, si, do, çek, do, sol, do, mi, do, re, si, do, çek, do, çek, do, sol, do, mi, do, re, si. Tabi takmaları da okurken aslında çok nota çalıyorum. Zorlanıyorum arkadaşlar orada. Do, ela gözlü pirim geldi. Pardon, baştan alayım. Ela gözlü pirim geldi, bu yan gelsin işte meydan. Ela gözlü pirim geldi, bu yan gelsin işte meydan. Der gibi de çaldıktan sonra da okuyabilirsiniz sözlerini akıcı hale getirene kadar. Evet, üçüncü ölçü arkadaşlar. Dört kapı diyor. Burada do üstten mi fa diyorum. Şimdi fa natural kullanıyorum. Bir de mi fa yaparken orta parmak faya bastıktan sonra birinci parmak kalkmasın. Do mi fa. Şu yanlış. Şu doğru. İkisi de kapalı kalacak. Çünkü mi'den hemen kaldırıyorsunuz. Bu mi kesik geliyor. Hızlı çaldığınızda fark etmiyorsunuz. Mi'ye ne kadar uzun basarsanız o kadar çaldığınız eserde sesler uzun ve dolu dolu gelir. Baskılarınız sağlamlaşır. Do, mi, fa. Geçiyorum. Gelibolu. Do, mi, fa, fa, mi, fa, mi. Bir iğne kalkmadı hiç. Do, dört kapıyı diyorum. Gelibolu gelmiş. Sol, fa, sol, mi. Fa'ya basıyorum. Sol'e basıyorum. Ama fa diyez 3. Altta 5. sıra. Sol, fa, sol, mi.
mi fa mi sol fa sol mi. Do dört kapıyı kırkmaka. Mı'yı da yapalım. Mi re mi. Burada artık mi'yi kaldırabiliyoruz. Do mi fa fa mi fa mi sol fa sol mi mi re mi. Do dört kapıyı kırkmaka. Dedikten sonra do bilen gelsin işte meydan. Ne yaptım? İkinci ölçünün aynısı. Hatta birinci ölçünün aynısı ama orada bir nota eksik. İkinci satırı toparlıyorum. Do mi fa fa mi fa mi sol fa sol mi mi re mi do sol do do mi do re si do çekil çekil do fa mi fa mi sol fa sol mi mi re mi. Seri okuduğumuzda oluyor. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey demler hudey. Yukarının aynısı. Son satırı çalıyorum. Do, sol, do, do, mi, do, re, si, do, çek, do, çek, do, do, sol, do, do, mi, do, re, si, do, çek, do, çek, do. Tekrar satır var. Bir daha çalıyorum. Siz de yutmayın arkadaşlar. Do hude hude canlar hude. Hude hude demler hude. Hude hude canlar hude. Hude hude demler hude. Pek okuduğum türküler değil arkadaşlar. Normalde de solist de değilim. Ama böyle çalarken de notalarla beraber okuması da zor oluyor. Çünkü şan altında bu kadar ayrıntılı çalmaz, daha geri planda kalırsınız. Şimdi burada karar seslerinde arkadaşlar aşık mı tavrı attık mı? Şöyle bir şey çıkacak karşımıza. Takmalı teyze nedir? Devre dışı bırakıyoruz. Do, sol do. Birinci ölçüde. Burada sol do takmalısını çıkarıyorum. Do, do, do. Böyle. Sonra do yapıyorum. Mi'de de baş parmak boğma yapıyor. Mi'ye basıyorum. Tüm telleri vuruyorum. Do, 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 mi. Sonra do, do, re, si. Do, do, re, si de do vuruyorum. Do, do, re, si değil de böyle de olur tabii de. Orada bir aşıklama tavrı atacağım. Do, taramam. Sonra kaldırdım. Tüm telleri vurunca böyle baş parmak boğma yapıyor. Re sesini alıyorum. Re. Sonra si'ye basıyorum. Si yapıyorum. Tabii kafanız karışabilir de. Bu da başka bir alternatifiydi arkadaşlar. Aşıklama tavrı attım burada. Do, tarama, re, si. Do, tarama, re, si. Do, tarama, re, si. Altıncı sırayı da kapatıyorum. Kapatmasanız da olur da ben kapatıyorum burada arkadaşlar. Do, tarama, re, si. Devamında da do, kara, si, kara. Kapatıyorum ikisini aynı anda. Do, çek, do, çek, do. Bu kadar. Do, 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 mi, do, re, si, do. Yes.
arkadaşlar. Bu da aşkıma tavrını böyle üçlemeli olarak göstererek icrası. İlk başta takmalı tezeni. Tabi bunun temelinde arkadaşlar şu takmalı tezeni çok rahat çalmanız lazım. Bunlara hakim olmanız lazım. Ben en baştan sizleri bir çalmaya çalışayım. Notaları okuyun arkadaşlar benimle beraber. Daha sonra çalın. Do, sol, do, do, mi, do, do, re, si, do, si, do, sol, do, sol, do, do, mi, do, re, si, do, si, do, sol, do, sol, do, do, mi, do, re, si, do, si, do, sol, do, sol, do, do, mi, do, re, si, do, si, do, sol, do, sol, fa, sol, mi, mi, re, mi, do, sol, do, do, mi, do, re, si, do, si, do, sol, do, mi, fa, fa, mi, fa, mi, sol, fa, sol, mi, mi, re, mi, do, sol, do, do, mi, do, re, si, do, si, do, sol, do, mi, do, arkadaşlar bir kompozisyon yapabilirsiniz. Yani bunlar bu şekilde bir arpeji takmalı. Daha sonra aşkıma tavrı atarak size kalmış yorumu. Metronomla çalışmayı unutmayın. Metronomla çalışırken hangi tempoda çalışalım diye sorarsanız yapabildiğiniz kadar düşük tempoda çalışın. Hızlanmayın. Önce düşük tempoyu bir oturtun. O kendiliğinden hızlanacak zaten arkadaşlar. Zamanla fark edeceksiniz. Sabır istiyor kesinlikle. Umarım benim bir çalışma olmuştur. Kolay gelsin.